YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün eski usul tencerede bol kolajenli sulu köy tavuğunun tarifini vereceğim. En kolay tavuk tarifidir. Bu nefis tavuk yemeğini nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. 1 adet köy tavuğu aldım. Yaklaşık 2 kilogram. Önce poşetinden çıkarıyorum. Daha sonra götürüp musluğun önünde bol suyla güzelce yıkıyorum. Yıkadım tavuğu. Şimdi şöyle bir parça limon ve tuzla güzelce her tarafını ovalıyorum. Eğer tavuk tüylü ise ocağın üzerinde tütsüleyebilirsiniz. Bu tavukta tüy falan çok fazla olmadığı için musluğun önünde yıkarken zaten elimle çıkardım hepsini. Şimdi tekrar yıkıyorum tavuğu. Evet, tavuğu tekrar musluğun önünde bol suyla yıkadım içini dışını. Şimdi parçalayalım. Dilerseniz bütün bir şekilde de pişirebilirsiniz. Parçalarsanız daha çabuk pişer. İsterseniz daha da fazla küçültebilirsiniz. Evet, hepsini güzelce parçaladıktan sonra şimdi tuzlayalım. Her tarafına yeter miktarda tuz serpiştirelim. Ovalayalım. Her tarafı tuzlansın. Daha güzel kızarır. Şöyle bir miktarda karabiber serpiştirelim. Evet, artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Uygun bir tavanın içine yaklaşık bir kahve fincanı kadar zeytinyağı ekledim. İyice ısınmasını bekliyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra tavukları kızgın yağın içine bırakıyorum. Her tarafını güzelce nar gibi olana kadar kızartacağım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı her tarafı.
öncesinde tuzladığım için tuz daha güzel kızarmasını sağlıyor. Mutlaka pişirmeden önce tuzlamanızı öneririm. Evet, şimdi kızaranları başka bir tencerenin içine alıyorum. Pişirmeye diğer tencerede devam edeceğim. Şu anda güzelce kızardı. Derisinin altındaki yağlarını da bıraktı. Daha da bir lezzetlendi. Bütün lezzeti şu anda bu tavanın içinde. Ona da sıcak su döküyorum. Sonra tencerenin içine dökeceğim. Yaklaşık 1,5 litre kadar kaynar su döktüm üzerine. Yarım tatlı kaşığı kadar daha tuz ekledim. Kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte etler güzelce yumuşayana kadar pişirdim. Suyuna da güzel bir tereyağında kavrulmuş bulgur pilavı pişiriyorum. Bu yemeğin suyu da çok lezzetli oluyor. Piştikten sonra suyuna limon sıkıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Gayet güzel pişti. Çok lezzetli. Bildiğiniz anne usulü tavuk tarifi, suyu da bol kolajenli ve çok lezzetli. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmanızı çok isterim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.